Hepinize mutfağıma hoş geldiniz. Son videomdaki belirttiğim gibi size bakın aslında kameraman da gelirse bunlar diğer yemeklerimde kullandığım mesela maydanoz sapları, yeşil soğanın sapları, burada tabii ki yıkanmış olarak havucun kabuğu, burada biraz artık soğan, turşuluk, salatalıklar, biraz kereviz, onları ayırabildim. Bir de mesela pırasa. Siz de tabii dereotu gibi ya da roko gibi böyle saplar falan hani atıyoruz ya onları. Onlar elinizde varsa onlardan da muhteşem bir tat çıkıyor. Malzemeler. Malzemelere tabii ki zeytinyağı. Burada turşu suyum var. Bu maden suyu. Tuz, karabiber, birazcık hardal. Burada 2 diş sarımsak ayıkladım. Turşuluk, salatalıklar ve bütün yani söylediğim gibi dereotundan, ondan sonra maydanozdan, kerevizden, soğandan ve mesela havuç kabuğunu bile atmadım. Tabii ki onlar güzelce de yıkanmış oluyor. Mesela elimde roka falan olsaydı roka ile falan da muhteşem bir tat veriyor. O zaman direkt başlayalım. Yani bu o kadar kolay ki bunu salata sosu olarak kullanabilirsiniz ya da ekmeğinizin üstüne sürebilirsiniz ya da haşlanmış patates, makarna sosu olarak da muhteşem bir tat. Bütün yemeklerin yanında verebilirsiniz. Rengi de aynı zamanda göreceksiniz birazdan enfes bir güzel yeşil renk. Benim de bir önerim var. Böyle makinalarda çalıştığınız zaman ilk önce hep sulu malzemeleri içine koymanızı tavsiye ediyorum. Çünkü mesela gerçi ben bunları küçülteceğim şimdi. Onlar makinenin pervanesine girebiliyor ve makinenizin motoru yanabiliyor. Bu da benden küçük bir tavsiye. Onun için başlayalım şimdi. Bizim güzel sosumuza ilk önce zeytinyağı ya da turşu suyunu, maden suyunu koyabilirsiniz. Dediğim gibi ilk önce sulu malzemeler ve bunda bir hata olmaz yani. Ay bu kadar ölçüm müydü, şu kadar, öyle bir şey yok. Bakın şimdi siz bunu kendiniz de evde çok çok güzel uygulayacağınızdan çok eminim. Hardalımızı da ilave ediyoruz. Hardal da aslında böyle soslarda falan hep bağlayıcı bir üründür. Biraz tuz atıyorum. Çok tuz atmayın çünkü zaten turşu suyunda tuz olduğu için. Onun için önerim ilk önce baştan az bir tuz atın. Birazcık karabiber. Ve burada gördüğünüz malzemeleri birazcık küçültüyorum. Yani hani makinenin motorunu düşünerekten ve içine atıyorum. Böyle. Turşularımızı böylece atabiliriz. Kerevizimizi, kereviz sapı da olabilir. Ben de şimdi elimde kereviz vardı. Dediğim gibi mesela bir böyle parça biber kalıyor ya da biberlerin kökünden onları da aynı zamanda atabilirsiniz. Göreceksiniz ki mükemmel size bir sos çıkacak burada. Alalım ve bir tadına bakalım. Gerekirse yağını, tuzunu falan ilave edebiliriz. Ben hemen biraz daha ekşi koyabiliriz içine. Bu arada ben zaten buraya benim limon şeyim nerede? Limon sıkacağım. Bu da burada. Biraz da limon sıkıyorum. Arzu ederseniz siz elma sirkesi, birazcık nar ekşisi hepsini ilave edebilirsiniz. Sırf turşu suyuyla da yapabilirsiniz. Benim elimde o kadar turşu suyu vardı. O yüzden ben o kadarını içine koydum. Bakın bunun güzel rengine. Kameraman
Birazcık daha gelebilir misin? Ben bunları şişelere ya da kavanozlara aslında ayırıyorum. Ve yani yaklaşık 7 gün, 10 gün buzdolabında bunlar aynı bu renkle kalıyor. Bu arada biraz önce belirttiğim gibi ben şimdi bunları şişeliyorum. Tabii daha küçük şişeler de kullanabilirsiniz. Benim elimde şimdi şu anda bu vardı. Ve dediğim gibi 7 gün, 10 gün için, 10 gün arası bunları güzelce ne buzdolabında saklayabiliyorsunuz. Arkadaşlarım, videomuzun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bana abone olmayı unutmayınız. Umarım ki hoşunuza gitmiştir. Sorularınız ve öneriniz olsa çok çok sevinirim. Ya da arzu ettiğiniz bir menü istiyorsanız mutlaka bana yazın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.